Merhaba çok kıymetli Mavera TV izleyenleri, Mavera Sanat'ın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Bu hafta yine harika bir konumuz ve konuğumuz var. Çok sevdiğim bir arkadaşım aynı zamanda, Musab Celal Kara bizlerle. Kendisiyle siyasetçiler ve markalar beynimizi nasıl yönetiyor, bizleri nasıl yönlendiriyor başlığı altında bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Musab Celal yenilikçi, kreatif, gerçekten farklı düşünebilen olaylara başka açılardan, farklı perspektiflerden, pencerelerden bakabilen e, genç, dinamik ve e, sahanın önemli isimlerinden bir tanesi. İlerleyen yıllarda onun e, başarılarını çok daha e, ülke sahtine yayılmış bir şekilde inşallah göreceğimizi ümit ediyorum çünkü e, şimdiden çok güzel işler, çok güzel içerikler üretiyor aynı zamanda e, sosyal medya içinde ve bunun yanında. Birçok kuruma kişilere bireysel olarak ya da işte kurumsal olarak birçok eğitimler de veriyor. Bu marka ve siyaset özelinde gerçekten çok güzel işler yapıyor. Musab Celal çok teşekkür ediyorum davetimize icabetin için. Hoş geldin, şerefler verdin. Hoş buldum. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Burada olmak benim için gerçekten güzel yani. Hoş oldu. Teksi, komüniti, ee, keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Sohbet havasında biz e, Mavera Sanat'ta e, değerli konuklarımızla söyleşiyoruz, dertleşiyoruz bazen. E, evet. Bugün de gerçekten herkesin önemsediği ve herkesin e, zaman zaman şaşkınlıkla karşıladığı, gerçekten de böyle mi ya falan dediğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Bunun detaylarını evet. konuşacağız seninle. Ama öncesinde e, Musab Celal Kara'yı biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Nerede doğdun, nasıl eğitim aldın, nerelerde eğitim aldın, bu işe nasıl yöneldin, nasıl karar verdin, kendini nasıl inşa ettin kısacası onu soracağım sana ki ilerleyen süreçte bizim için bir zemin oluştursun diye. Neler söylersin Musab Celal Kara kimdir? Olur e, tabii hemen bahsedeyim. E, öncelikli olarak e, İstanbul doğumluyum, İstanbul e, Üsküdar'lıyım doğuma büyüme. E, 27 yaşındayım, 96 doğumluyum. E, orduluyum aslen. E, baba tarafım ordulu. E, bunun dışında siyaset, bilimi uluslararası ilişkiler mezunuyum lisansta. E, yüksek lisansta da bugün bahsedeceğimiz, e, üzerine konuşacağımız e, nöropazarlama, nöropolitik e, alanında e, yüksek lisansımı icra ettim. E, bu şekilde eğitim hayatım. E, onun dışında, şimdi nereden aslında bağlandı bu? Şimdi siyaset bilimi şöyle temeli. E, şimdi... Tabii her ülkede şey var yani bir e, siyaset var ama e, tabii siyasetin birazcık farklı bir boyutu var. E, biz şimdi yeni arkadan gelen gençler olarak biraz daha bizim farklı ideallerimiz var biliyorsundur. Hı hı. Yani siyasette biraz daha ilkeli olma e, işte daha böyle adaletli siyaset yapma vesaire falan gibisi gördüğümüz şeyler üzerinden. Ben de o niyette e, bu amaçla e, bu hedefle siyaset bilimi okudum. E, aktif siyasette bulunabilmek adına. Daha sonrasında pandemi zamanında bu bugün konuşacağımız konu üzerine birkaç okumaya denk geldim makaleye denk geldim daha doğrusu ilgim çekti sonra dedim ki ya biraz daha bu alanda okuma yapayım neymiş nedir diye sonra baktım ki bu işin siyasi boyutu da varmış alanımla bağlantılı noktaları varmış derken böyle böyle iş gelişti dedim ki ben bu alanda uzmanlaşayım yüksek lisansımı yapayım yüksek lisansını yaptık sonra bunun da meslek edinmiş olduk yani bu doğrultuda bunun işte siyasal iletişim pazarlama iletişimi kısmında ee, durum durum bu ailede yani. bir siyasetçi vesaire var mıdır senin siyaset bilimi okumanla alakalı olarak sorgu ee, yok bizim ailemizde siyasetçi yok ee, yani şöyle hani ailemizin siyasi bağlantıları var hep ailenin içinde böyle sürekli işte bir belediye başkanlarıyla şey yapma oturup kalkma işte ne bileyim ee, her zaman var ee, yani herhalde benim biraz daha oradan geliyor yani içinde bir aile ailevi bağlantılar olduğu için hı hı. Ee, ama ailenin bizatihi içinde yok e, o tarz bir şey. Evet siyasetle aktif siyasetle uğraştığın oldu mu hiç peki? Aktif siyasette evet uğraştığım dönem oldu ee, özellikle bu pandemi dönemi öncesiydi herhalde 2000, e, 2019 falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, fakat şu anda tabii aktif siyasette biraz daha uzas e, yani işin daha arka plandaki tarafını yürütüyoruz. Hı -hı. E, daha uygun olduğunu gördüm şu an için en azından. E, i̇leriki dönemler için bakalım niyetlerimiz nasıl olur. E, şimdi siyasette öyle bir şey ki e, girenlerin böyle elini kaptıranın işte kolunu alamadığı bir mecra aynı zamanda e, millete evet. hizmet etmek gibi büyük bir misyonun altına girmek gerçekten her vatandaşın, her Türk evladının göğüslemek istediği bir yükümlülük, sorumluluk belki, çok büyük bir sorumluluk. Aynı evet. zamanda çok yoğun da bir meslek. Hakikaten evet. her dakikası dolu dolu. Özellikle şimdilerde de bir seçim saati mahilinde bulunuyoruz. Evet. Artık ne kadar yoğun olduğunu herkes, bütün meslek grupları bunu görüyor. Çünkü bütün siyasetçiler sokaklarda seçim araçları dolaşıyor. Bir tatlı bir böyle heyecanlı bir tarafı da yok değil bu işin. Ee, sen şimdi bir girdin çıktın şu an biraz artık arka plandan siyasetin nasıl yapılması gerektiği ile alakalı danışmanlıklar veriyorsun. Siyasilere veriyorsun işte geleceğin siyasetçilerine eğitimler veriyorsun. Biraz daha evet. e, bu konuda yönlendirici bir pozisyondasın. E, evet. bu, bu aktif siyaseti özlediğin oluyor mu ya da işte dönerim dediğin bir e, kafanda bir çizelgen var mı bir takvimin var mı? E, tabii var e, dönmek istiyorum e, çünkü e, yani dediğin gibi siyaset gerçekten hani e, hizmet ve sorumluluk alanı kolay bir alan değil e, yani bunu yapmak isteyen birisiyim açıkçası yani şimdi mesela sokakta yürüyorum bir kaldırımın bozuk olduğunu gördüğüm zaman ben bunu dert edinen bir insanım yani yaşadığım alanın problemlerine dert edinen e, birisiyim neden burası böyle diye düşünen birisiyim. E, o sebeple ileride tabii ki niyetlerim var. E, i̇nşallah şöyle bir e, muhtemelen bundan sonraki süreç seçim sürecinde e, müdahil oluruz gibi. E, şu anki seçim sürecinde e, aktif olarak şu arka planda çalışıyoruz mesleki olarak. E, ondan da aslında bahsedebilirim az çok. Hani nasıl evet şey güzel olur. Da. Öncelikle e, eğitim verirken, danışmanlıklar verirken herhangi bir siyasi e, görüş, e, anlayış vesaire güdüyor musun? Seçici oluyor musun? Nasıl davranıyorsun? Onu sorayım. Sonra neler yaptığınla ilgili konuşalım. Evet, tabii normalde aslında olmaması gerekiyor. Yani bizim alanımızda ideolojik bir kaygı gütmüyoruz. Gütmemek gerekiyor. Ee, yani eğer güdersek zaten karşı tarafa da e, doğru bir e, şey vermiş olmuyorsun. Yani verimli bir çıkarım yapmış olmuyorsun. Hmm. E, çünkü tamamen kendi görüşünü aktarıyorsun zaten. Hı -hı. E, o Doğru. zaman ortaya problem çıkıyor. Doğru bir veri sunmuş olmuyorsun. O yüzden biraz daha böyle e, işte daha objektif, davranmaya çalışmak en azından. Hı -hı. Hani profesyonel e, Tabii daha profesyonel yaklaşım olması gerekiyor. E, hani çok böyle a, abartılı sorunlu bir yer değilse e, çalışmak mümkün. İdeolojik olarak çalışmak mümkün yani. Peki zaten neticede bütün partiler e, bir hizmet yarışı içerisindeler. E, bu bir bayrak. E, ne derler? E, bir bayrak yarışı. O bayrağı kapan ülkesine hizmet eder. Bu noktada da danışmanlık e, daha güzel bir ülke için, daha güzel bir gelecek için verilmelidir. Gerçekten de e, siyaset bilimciler meseleye böyle yaklaşmalı diyorsun. E, gelelim yaptığın işlere. Musab Celal Kara e, ne işler yapıyor? Şu sıralar e, evet. sosyal medya içerik ürettiğini biliyorum ben. Takip ediyorum. Gerçekten çok güzel işler de Yapıyorsun orada insanların ufuk açıcı, zihin açıcı ve dikkat çekici içerikler üretiyorsun. Bunun dışında eğitimler veriyorsun, danışmanlıklar veriyorsun. Bunları biliyoruz. Biraz detaylandırmanı rica edelim senden. Nasıl eğitimler veriyorsun, kimlere veriyorsun, danışmanlık noktasında işte isim vermek bilmiyorum, belki doğru olmaz ama işte neler yapıyorsun senden dinleyelim bunları. Evet tabii anlatayım. Teşekkür ederim. Ee, şimdi şöyle bunun birkaç e, şeyi var, boyutu var aslında hepsinden tek tek bahsedeyim. Ee, i̇lki şu an yaptığım ana işten bahsedelim. Ee, siyasal iletişim e, yapıyorum ben şu anda mesleki olarak. Ee, İstanbul e, genelinde bu mesleği icra ediyoruz. Ama e, şimdi senin dediğin gibi bu biraz daha gizli kalması gereken bir bilgi. Yani kimlerle e, nasıl bir çalışma yürüttüğümüz e, işin biraz da şey tarafı. Ama işte siyasal iletişimde işte bir siyasetçinin, belediye başkanının iletişim biçimi, kampanya yönetimi, işte algı yönetimi vesaire gibi alanlarının şeyin düzenlemesini yapıyoruz diyelim. Bunların haricinde işte bugün konuşacağımız nöropolitik, nöropazarlama danışmanlıkları, eğitimleri işte mesela belediyelerin sosyal medya bölümlerine eğitim verilebiliyor. Ondan sonra işte markaların pazarlama bölümlerine eğitim verilebiliyor. E, işte veya atıyorum işte üniversitelerin, vakıf derneklerin e, bu işte beynimiz nasıl çalışıyor noktasında işte bilinçlenme noktasında bir eğitimleri olabiliyor. Onlara e, yine aynı şekilde gidiyoruz. E, eğitim danışmanlık noktasında e, bunları nasıl daha verimli hale getirebilecekleri noktasında biz yardımcı oluyoruz. Durum bu. E, i̇kincisi e, influencer marketing yapıyorum aynı zamanda. Belki onu da görmüşsündür. E, daha çok e, yeme içme sektöründe oluyor bu. İşte influencer arkadaşlarla bu markaların yani daha doğrusu restoranların bağlantısını sağlıyoruz biz biraz daha ajans gibi o kısımda. Şu anda durum bu. Yani iki yönlü bir çalışmamız var. Üç yönlü ya da öyle diyeyim. Gayet güzel yani. Aslında bir tarafıyla da böyle içerik üreticiliği ya da yapımcılık diyelim dijital yapımcılık gibi konularda işin içerisine dahil oluyor. Yaptığın evet. her şekilde gayet başarılısın gerçekten. Tebrik ediyorum seni. Şimdi siyasetçilerle uğraşmak her zaman zordur. Yani onlardan um, bir şey talep etmek de e, zordur. Onlarla birlikte bir şey yapmak da zordur. E, biraz işte onların gündemleri sürekli yoğun olduğu için e, kendi içerisinde zor da bir hayatları var açıkçası. Evet. Bunun getirdiği evet. bazı zorluklar var. İşte genelde siyasetçiler hani bir ön kabul e, olarak bunu ifade ediyorum. Zor insanlardır. E, biraz da kendi bildiklerini okurlar. Çünkü e, siyaset sahada da çokça öğrenilen böyle alaylısı da ziyadesiyle var olan bir alan özellikle Aynen. ülkemizde. Yani gençlik kollarından ya da ne bileyim işte çok ufak pozisyonlardan başlayıp yıllarca emek vermiş, siyasette kendini iyi yetiştirmiş ama işte akademik olarak herhangi bir eğitim almamış birçok siyasetçimiz var, milletvekilimiz var. Belki geçmiş dönemlerde bakanlık yapmış isimler de vardır emin değilim bundan tam. Danışmanlık biraz da o gidişata zaman zaman dur demek ya da işte bunu yönlendirmek, dikkatli ol demek, şunu yap bunu yapma demek neticede bir müdahale söz konusu. Siyasetçiler tabii doğası gereği güçlü isimler, güçlü karakterler de aynı zamanda. Ben bunu işte yazar arkadaşlarıma da soruyorum. İşte editör arkadaşlarım geliyorlar, onlara da soruyorum. Bir mukayese yapıyoruz yani yazar ve editör arasında bu çekişme ya da bu itme birbirini itme durumu nasıl gerçekleşiyor diyor. Siyasetçiyle danışman arasında ya da bu hizmeti sunan isim arasında nasıl bir acaba durum gerçekleşiyor? Zorlanıyor musun? Gerginlik oluyor mu zaman zaman? Duymak istiyorum. Evet evet güzel bir noktaya değinmiş oldun aslında yani böyle bir noktada bu işin e, yani yarası gibi bir şey diyebiliriz. E, yani mesela zaman zaman işte atıyorum bir milletvekilimizle oturuyoruz işte konuşuyoruz daha bu işi ya yaptığımız işi ilk anlatacağımız süreç. İşte daha henüz bahsederken mesela direkt bir müdahale geliyor diyor ki yani kardeşim hani sen diyor sokağa inmedin ki nereden bileceksin diyor. Hani tamam diyor ki sen bir işte bu işin eğitimini aldın iki sene üç sene. İşte beyninde bu işi nasıl canlandığını biliyorsun falan gördün. Ama diyor sokakta bu iş farklı. Yani seni diyor nereden bilebilirsin ki bu diyor sokağa falan yani adam adam da kendi haklı tabii ki yani şimdi 20 senedir sokakta ee, ama tabii burada işin farklı bir boyutu da var onun bilmediği işte siyasetin sosyolojisini de okumuşsun psikolojisini de okumuşsun ister bunun da analizlerini yapıyorsun her ne kadar sokakta olmasan onun kadar bir tecrübeye sahip olmasan da yani bunların da sonuçta bir bilimi, bir analiz süreci var. Ee, orada tabii zaman zaman çatışmalar e, yaşanıyor. Tabii bizde e, yani ya idare etme süreci olması gerekiyor e, ya da e, danışmanın orada bir baskınlık göstermesi gerekiyor. Çünkü siyasetçiler yani bugün görüyoruz e, gündem her gün e, şimdi değişiyor yani herhangi bir isim üzerinden örnek vermek hoş olmaz ama ee, yani işte Twitter, Twitter'da vesaire falan gündemin her gün değiştiğini görüyoruz. Bir siyasetçi gaf yapıyor, söylememesi gereken bir şey söylüyor. Yani metin dışı bir konuşmaya geçiyor mesela. Hı -hı. Yani e, o zaman orada ne yapıyorsun? Müdahale etmek durumunda kalıyorsun. Yani şimdi siyasetçi Hı -hı. onu çok biliyordu, onu söylüyor. Yani iyi olduğunu düşünüyor aslında onun. Halbuki e, kendi cenahından, oy vereninden bile çok büyük bir tepki görebiliyor. E şimdi orada müdahale etmek durumunda kalıyorsun yani diyorsun ki bunu yapmayacaksın bir daha yani bak e, bu bizdeki karşılığı bu böyle bir hata var böyle bir verimsizlik var e, bunun araştırmasını analizini yapıp daha böyle bir e, işte bilimsel veri ve objektif bir veri sunduğun zaman o zaman işte biraz daha siyasetçiyi e, işte ikna etmiş oluyorsun ama tabii dediğin gibi ister istemez ya bu böyle olmaz şunu yapamazsın ne edemezsin durumuna geliyor. Ee, ama bir şekilde e, onu böyle bir dengelemek gerekiyor yani Toler etmek gerekiyor dediğim gibi evet hakikaten bazen e, her meslekte oluyordur bu kaş yapayım derken göz çıkarabiliyor insan güzel evet. bir şey, o anda güzel bir şey söylediğini düşünürken e, aslında işte zülfiyareye dokunan bir söz de olabiliyor ya da çok yanlış anlaşılabilecek bir söz olabiliyor yani bizim mesleğimizde de e, bunun birçok örneği vardır yani e, işte sunucu arkadaşımız sabah uyanmış e, işine gelmiş, sunumunu yaparken birkaç cümle kurmuş ama akşamında Twitter yıkılıyor, bambaşka bir dünya var. Sabah Tabii kurduğun canım. cümleler e, akşamki olayla çok çabuk bağdaştırılıp e, senin işine son verebilir. İşte Maaşına zam içine son denilebilir sana hiç farkında bile olmazsın o zaman kimseye de anlatamıyorsun artık yani bir kez viral olduğu zaman hani şeyde de araştırmalar onu gösteriyor yalan haberlerin daha fazla yayıldığı doğrunun bir türlü işte asparagasın önüne geçemediği konusunda evet. kitlenin aklında kalan şey neticede o viral olan konu oluyor. Dikkat etmek gerekiyor tabii. Şimdi siyasetçilerin sahada bu işi öğrenmiş olmaları, alaylı olmaları bir taraftan bireysel kazanımlar noktasında belki tamamen tahminen konuşuyorum şu an tahmin yürütüyorum. Belki bireysel kazanım, kişiler üzerinden kişi kazanma noktasında biraz daha başarı odaklı çalışabilirler. Fakat toplumsal başarı ya da toplumsal kazanım Umut ediyorlarsa eğer muhakkak bu işin sosyolojisini, bu işin efendim psikolojisini, siyaset bilimini okumuş akademisyenlerden, danışmanlardan elbette ki hizmet almaları gerekiyor. Yani biraz sen, biraz çalıştığın isim kendinden ödün vererek bu süreci yürütmek lazım. Türkiye'de siyasetçi olmak gerçekten kolay değil. Siyasetçi danışman olmak da, işte onu yönlendirmek de, eğitim vermek de. Kolay değil. Ben evet. kendi açımdan da bazen işte diksiyon dersleri, hitabet vesaire dersleriyle alakalı siyasi, siyasetçilerden şeyler böyle e, talepler olunca e, çok fazla girmemeye çalışıyorum e, o konuya. Tamam. Evet şimdi evet. gelelim e, bizim asıl konumuza. Bugün e, nöropolitik ve nöropazarlama e, yüksek lisanslıda çalıştığını söyledim. Evet. Son dönemdeki çalışmalarının belki en yoğun kısmını oluşturan alan bu iki alan benim de gördüğüm kadarıyla. Biz de başlığımızı siyasetçiler ve markalar beynimizi nasıl yönetiyor şeklinde atmıştık. Bu konuyu biraz derinleştirelim istiyorum. Öncelikle kavramlardan başlayalım dilersen. Nöropolitik ve nöropazarlama kısaca nedir, nasıl tarif edersin? Musab Celal Kara nasıl tarif eder? Ee, ve neler yapılıyor şu an siyasette ve işte markaların e, insanları üzerinde, e, ki etkisi, tesiri, yönlendirmeleri nelerdir? Nasıl olur? Ee, evet, başlayayım. O zaman önce nöropolitikten başlayalım. Ee, şimdi bu nöropolitik, nöropazarlama dediğimiz her iki alanda nörobilim e, temelinde e, gelen bir alan. E, nöropolitik bu alanın siyasi kısmını e, ilgilendiren e, noktada. E, ne yapıyor nöropolitik? E, kişinin e, beyinsel mekanizmalar bağlamında e, karar verme mekanizmasını ölçüyor e, siyasi tutumlarını, siyasi tercihlerini kişinin bilinçaltının duygularını inceleyerek bunların nasıl olduğunu gösteriyor bizlere e, Tabii bunun için farklı yöntemler var bunlardan da birazdan bahsedeceğim. Normalde pazarlama da bu işin pazarlama boyutu yani. Nasıl oluyor bu da? Pazarlama tercihlerini insanın daha doğrusu satın alma tercihlerini inceliyor. Aynı şekilde işte duygularını, bilinçaltını işte beyninin nasıl çalıştığına bakarak karar verme mekanizmasını ölçümlüyor. Bu, bu veriler ışığında da siyasi strateji veya pazarlama stratejisi üretiyor. Yani diyor ki işte aslında diyor insan diyor bu şekilde karar veriyor siyasi olarak oy verme tercihi bu şekilde oluyor. O zaman diyor biz buna göre e, bir strateji belirleyelim. Buna göre bir iletişim biçimi belirleyelim diyor. İşte insan ne diyor mesela satın alırken bu ilgisini çeker diyor. E, ondan sonra diyor ki tamam ben bu rengi tercih edeyim. İşte bu e, ambalajı tercih edeyim. Bu şekilde düzenleyeyim derken e, insanların nasıl karar verdiğini inceleyerek bir strateji ortaya koyan iki farklı bilim dalı ama nörobilim yani beyin bilimi, sinir bilimi temelinde oluşuyor bu. Bunun farklı farklı yine alt alanları var. İşte nöro hukuk var, e, nöro teolojisi var, e, nöro psikolojisi var. Artık psikoloji alanında nöro doğru evrildi. E, bu şekilde yani çoğu şeyin aslında beynimizden geçtiğini iddia eden e, karar mekanizmasının bir alan. Yani şimdi sen bunları anlatınca Facebook'un bu seçimlere müdahale etme... Davası konusu geldi, epey bir gündem olmuş hatırlıyorsun bir dönem. Evet. Ee, bunu direkt olarak, şimdi konumuzla bağlantılı olarak düşündüğümde, direkt olarak bir işte reklam paylaşmaktır, ee, onların afişlerini orada paylaşmak gibi göstermek gibi değil. Senin bahsettiğin şekilde zihinsel yönlendirmelerle galiba yapmışlardı ee, ki evet, uzunca evet. diye konuşuldu. O, o konuyla alakalı işte bu konuyu biraz da e, nöropolitikle birleştirerek neler söylersin? Nasıl oluyor nöropolitik e, siyasetçiler nasıl insanlara tesir etmeye e, çalışıyorlar diyelim. E, tabii. E, şimdi o konu e, şey bir konu değil. Yanlış bir konu değil. E, i̇şin siber manipülasyon kısmı zaten bugün e, çoğu şey e, dijitalde dönüyor. Yani manipülasyonların iletişim tercihlerini belirlemenin çoğu artık dijitalde dönüyor. E, <laughs> yani biliyorsunuz Twitter'dan bakarak karar veriyoruz artık yani hani veya Facebook'tan işte hani kitlesi neresiyse artık yaş grubuna bağlı olarak e, izlediğimiz gördüğümüz şeylerden karar veriyoruz. E, bu bağlamda da siyasetçiler iletişim tercihlerini buna göre belirliyorlar. E, ama işte burada şu değişiyor. O zaman konuya ben biraz daha gizgah yapayım ki e, daha anlaşılır olsun. Böylece siyasetçiler neye göre iletişim belirliyorlar anlamış olalım. Şimdi burada e, bizim beynimiz yapılan araştırmalarda farklı şekilde e, düşünüyor, çalışıyor. Şimdi muhafazakar ve liberal beyin olarak ikiye ayrıldığını düşünelim. Şimdi muhafazakarların e, amigdala dediğimiz bölgesi çok fazla terimsel konuşmak, kafayı karıştırmak istemiyorum. Fakat e, muhafazakar kişilerin amigdala dediğimiz bölgesi daha baskın çalışıyor. Liberal kişileri, kişilerin ise e, şey orbitofrontal korteksleri daha baskın çalışıyor. Şimdi bu neyi bize anlatıyor? Şimdi Amigdala dediğimiz bölge korku ve stresle ilişkili olan bölge. Diğer frontal korteks dediğimiz bölge ise e, belirsizliklere karşı, yeniliğe karşı açık olan bölge. Şimdi bir muhafazakar siyasetçi bu bağlamda ne yapması gerekiyor? Şimdi diyor ki bu insana bir şekilde benim korkutmam lazım bir şeylere, bir şeylere karşı. Sonra mesela diyor ki onlar başa gelirse din elden gider. Mesela tanıdık geldi mi? Hı hı. Ondan sonra liberal diyor ki e, ben diyor bu sokağa diyor yepyeni şeyler açacağım parklar açacağım işte e, ne bileyim on, onlar giderse diyor işte e, kültürel faaliyetler konserler vesaire falan daha böyle işte yenilikçi daha e, farklı şeyler sunuyor yani burada siyasetçiler çoğu zaman işte mesela bizim sağ kesim e, daha bir beka beka söylemi üzerine gider e, bizlerin hayatta kalma mekanizmasını oynar. Liberal taraf ise dediğim gibi daha böyle biraz daha kültürel, daha yenilikçi, e, daha farklı böyle içerikler üretmeye çalışır ki kendi seçmenini bu tarafa çekebilsin. İletişim tercihleri de e, işte hakeza yani dijitalde veya işte realde somut olarak şeylerde, e, mitinglerde vesaire falan e, hmm. bu şekilde belirlenmiş oluyor anlayacağım hmm. Şimdi e, şu geldi aklıma sen bunları söylerken de Facebook üzerine konuştuk Twitter'dan sonra e, biz zaman zaman takılırdık da bazı arkadaşlarımıza hele bir tanesi vardı ki e, böyle hayat pahalılığından yakındığı dönemler olurdu e, işte biraz dinledikten sonra sen Twitter'a mı girdin yine falan diye sorar. Gülüşürdük kendi aramızda. Twitter'ın böyle bir protest yönü biliyorsun zaten her zaman var. Asıl sanki onun üzerine kurgulanmış gibi böyle bir durum. Biraz daha eleştirel bir tavır. Biraz daha böyle farklı bir yaklaşım Tabii. orada sergileniyor. Dolayısıyla insanlar da bundan etkileniyorlar. Yani görüşü, düşüncesi ne olursa olsun. Sanki sabiteleri biraz böyle sallayan... Ya da böyle biraz muğlaklaştıran bir yapısı var or oranın. Başlı başına em, kişinin bulunduğu yeri sorgulatan bir yapısı var. Twitter'la al alakalı neler söylersin diyeyim. Sonra e, e, nöro pazarlamaya geçelim ve kapatacağız. E, zamanımız da daraldı epey. <laughs> evet gerçekten zaten çok uzun bir konu. Yani şöyle Twitter, e, Twitter, Facebook gibi mecralarda e, yani Facebook'ta şu an belki daha üst yaş grubunu biraz daha etkiliyor. Twitter'da da biraz daha bizim yaş grubumuzu etkiliyor. Ee, yani şöyle propaganda savaşı var. Ee, yani her gün e, herkes e, bir şeyleri izleyerek, e, bir analiz yaparak ortaya e, bir şeyler atıyor. Karşı tarafa e, zarar verecek şeyler ortaya atıyor. Mesela bir gaf yapar yapmaz hemen onun üzerine gidiliyor. İşte yanlış bir şey söylediği zaman onun üzerine gidiliyor. E, ya da kendi cenahını rahatsız edecek bir şey olursa ee, onun üzerine gidiyor. İşte mesela yani muhafazakar bir birisi atıyorum işte bir muhafazakarları rahatsız edecek bir şey yaptı. Geçenlerde işte Gazze meselesi oldu mesela. Hemen üzerine gidildi. Ee, sol cenahı rahatsız eden birisi mesela işte Atatürk'le alakalı e, rahatsız edici bir söylem söylendi. Hemen onun üzerine gidilir veya dalga geçti. Daha çok Twitter'da biraz da tia alma şu anda şeyi gidiyor. Ee, bu tarz yöntemler kullanılarak e, karşı tarafı yıpratma Savaşıyla şu an gidiliyor. Her iki taraf da bunu kullanmaya çalışıyor. Yani vaatler çok fazla yok. Vaatleri bakarsınız, hangimiz çok fazla dinliyor? Çoğumuz dinlemiyor. Çoğumuz bu işin, dediğim gibi birbirine laf atmasıyla, magaziniyle, işte böyle makarasıyla ilgileniyoruz. Bu bizim karar mekanizmamızı tetikliyor. Ona göre karar veriyoruz. Kim daha güzel konuşmuş? Ona göre bakıp karar veriyoruz. Yoksa ya bu bana işte ne bileyim şuraya benim mahalleme park yapacakmış diye kimse karar vermiyor açıkçası. E, o yüzden Twitter'da da görün çoğu zaman vaatler değil dediğim gibi birbirini yıpratma savaşı vardır. E, onun üzerinden ilerler propagandalar e, dediğim gibi biraz daha böyle işte tiye alma böyle karşı tarafın seviyesini düşürme e, savaşı vardır. E, Twitter üzerinden bu şekilde. Çoğu evet. E, gerçekten e, şimdi siyasette seçimler yaklaşınca anketler de ço çoğalıyor biliyorsun. Evet. Bu konuda da epey böyle anketler yapılıyor. İşte vaatlerle alakalı e, o broşürlerden işte broşür edindiniz mi ya da vaatleri okudunuz mu gördünüz mü şeklinde e, çoğu zaman çok istenilen düzeyde çıkmıyor bu anketlerin neticeleri. E, o da biraz daha dediğim gibi söylemlerde kalmakla alakalı e, ya da işte siyasetin e, nöropolitik yaklaşımıyla alakalı manipülasyonla alakalı olabilir diyelim bunun bir başka yönü de hayatımızın vazgeçilmesi yani giymezsek olmaz e, nöro pazarlama işte yemezsek evet. olmaz bir şekilde evimizde mobilya olmazsa olmaz işte şu an etraf bizim bile etrafımızda bir sürü teknolojik malzeme var bunları kullanmazsak olmaz e, dolayısıyla e, her zaman içerisinde olduğumuz bir şey fakat hakikaten bir şey alacağımız zaman e, biz İsteyerek mi alıyoruz bunu yoksa almamız gerektiği bize hissettiriliyor mu? Bir manipülasyon söz konusu mu? Şimdi kimse kendine konduramaz yok canım ben bile isteği alıyorum der elbet. Ama bu iş öyle çok da herkesin saptayabileceği, farkına varabileceği bir şey de değil anladığım kadarıyla. Neler söylersin nöro pazarlamayla bitirelim. Evet tabii. Şimdi bu her iki alanda da aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim düştüğümüz yanılgı şu yani. Ee, biz zannediyoruz ki yaptığımız her şey rasyonel veya mantıklı. Ee, ama şimdi 90'lı yıllardan itibaren beynim üzerinde yapılan araştırmalarda görülmüş ki e, aldığımız kararların çoğu duygusal. Ee, şimdi bunu öğrendikten sonra pazarlamacılar bunu çok iyi şekilde kullanmaya başlamışlar. Ee, mesela şuradan girelim konuya. Ee, Coca-Cola dediğimiz marka şimdi bir e, Yahudi sermayesi. Veya Yahudi destekçisi diyelim çok büyük bir marka. Şimdi Türkiye'de bu bu marka Müslümanları e, Müslümanlara bayılıyor mu veya yani Müslümanların Ramazanını çok mu seviyor da her reklamını Ramazan üzerine kurguluyor. Evet. Neden mesela böyle bir kurgusu var Coca Cola reklamlarının? Çünkü bizim duygularımıza hitap etmek istiyor, bizim o markayla duygusal bağ kurmamızı istiyor. Yani tamamen sebebi bu. Diyor ki. Bu insanları ben nasıl e, alt beyninde ne çalışıyor işte alt beynine nasıl hitap edebilirim bilinçaltının duygularına? Mesela diyor ki işte Ramazan. O zaman Ramazan sofralarına bir bakıyorsun koku kolalar. Yani mesela bugün işte boykotun e, boy, Müslümanların boykot yapması e, çok önemli bir işte noktadayken biraz bahsetmek istedim. Yani e, her şey duygularla ve beynimizin çalışmasıyla alakalı. Yani indirim e, kartları mesela neden kırmızı? Yani bu insanlar bunu boşuna seçmiyorlar. Onu mavi de yapabilirdi. Mesela koskoca indirim yazıyor. Görürsün bütün indirim yazıları kırmızıdır arka planları. Tamamen dikkatini çekmek için yani. Şimdi bu bir beyin taraması sonucunda ortaya çıkmış bir şey. Yani onu sarı da yapabilirdi, mavi de yapabilirdi istese. Ama o zaman ilgi çekmezdi. Neden bunu yaptı? Kırmızı yaptı. Çünkü beynimiz o kırmızıyı gördüğü zaman aldanıyor. Şimdi aldanma, bizim aldanma şeyimiz var yani hatamız var. Öyle bir durumu var beynimizin. Şimdi e, ee, bizim diğer canlılardan farkımız ön beynimizin gelişmiş olması, rasyonel düşünme noktası. Şimdi ama burası çok fazla baskın değil, çatışma halinde. E, ee, ziyade diğer noktalar daha baskın hale geldiği zaman ön tarafı engelliyor. Yani sen bir şey ihtiyacın olduğunu zannederek alıyorsun. Halbuki o an karar verdiğini biraz daha düşünsen, bir 10 dakika, 15 dakika daha düşünsen, onun ona ihtiyacın olmadığını fark edersin muhtemelen. Yani birçok insan birçok insana ben bunu tavsiye ediyorum. Biraz daha düşün almadan önce. Yani çünkü o an çok, çok hızlı karar verdin diyorum. Biraz daha düşün. O zaman daha sağlıklı bir karara varacaksın. Evet çok güzel bir konuya değindin aslında. Ee, evet. Gerçekten de renk seçimleri çok enteresan. Zaman zaman ben de bu tarz araştırmalara ya da işte içeriklere, paylaşımlara denk geliyorum. Ee, i̇şte açlıkla alakalı bir renk, işte profesyonellikle alakalı bir renk. İşte bu aslında etkili iletişim derslerinde falan da anlatılırdı biliyorsun. İşte jestler, mimikler, kıyafet seçimi vesaire gibi böyle bir görüşmeye gittiğinizde şu renkleri giyin şeklinde evet. anlatılırdı. Gerçekten zaman zaman hani ben o yıllarda bazen düşünürdüm yani ne alakası var yani lacivert giyince hakikaten profesyonel mi olacaksın falan diye. Ama işte her yerde bu geçerli olmasa da işte bir yerden sonra görüyorsun ki hakikaten bu Artık bir sektör ya da bu bu bir çark bir şekilde dönüyor ve insanları etkiliyor da. Gerçekten çok önemli bir konu. Son olarak bu özellikle pazarlama noktasında işte nöropolitik de çok önemli ama özellikle pazarlama noktasında şimdi 5 yılda bir oy kullanıyoruz ama her gün bir şeyler alabiliyoruz. Önemine binaen bir dikkat edilmesi gereken şeyden bahsettin. E birkaç tane daha belki öneri tavsiye niteliğinde bir şey söylemek ister misin diye bir sormak istedim. Son sorum olsun böylece kapatalım. E nelere dikkat etmeliyiz alışveriş yapacağımız zaman ya da işte yani Instagram'da bir saat gezdikten sonra bir şeyler alısım geliyor mesela benim. Bu bununla alakalı ne yapmak lazım? Evet. şimdi burada aslında karar noktasında yani bilinçli olursak bu tarz bilgilere sahip olursak farkındalığımız artarsa daha iyi daha sağlıklı karar verebiliriz. Şimdi burada e, aynı nöronları daha çok kullanıyor pazarlamacılar. E, bizim karar verme noktasında karşı karşımızdaki e, kişide gördüğümüz şeyi isteme bize sebep olan nöronlar bunlar. Şimdi öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. E, yani bir şeyi isterken her zaman bunu aklına getirmek gerekir. Yani şimdi sen bir şeyi gördün istiyorsun ama o sende aynı şekilde durmayacak. Sana o kadar iyi, o kadar güzel yakışmayacak senin üstüne, onu durmayacak. Veya e, sana bunu e, bu şekilde pazarlamaya çalışıyorlar ki sen de öyle göründüğünü hisset. Ama aslında senin buna ihtiyacın yok. E, çünkü o karşıdaki kişi özenle seçilmiş, özenle süslenmiş. E, işte senin e, duygularına hitap eden, e, onun yerine koyduğun bir kişi, kendini onun yerine koyduğun birisi ama bunu bilirsen eğer gördüğün zaman bunu bilirsek deriz ki ya buna benim ihtiyacım yok ve düşünme düşünme süresini de arttırmamız gerekiyor dediğim gibi hemen karar vermemiz gerekiyor çünkü karar verme çok hızlı ortaya çıkan bir durum daha karar verme süresini uzatmak gerekiyor bu bağlamda böyle olursa da işte ekonomik tercihlerimizi satın alma tercihlerimizi daha doğru bir şekilde verebiliyoruz yani. Benim bu noktada tavsiyem hızlı karar değil daha yavaş düşünmedir. Daha yavaş düşünürsek daha verimli karara varabiliriz. Hmm. Ee, çok güzel. Öncelikle farkındalık bilgi bu konularla alakalı manipüle edildiğimizi hani hastanın da şeyidir ya önce hasta olduğunu kabul edeceksin. Psikolojide önce işte destek görmen gerektiğini kabul edeceksin ki bu işe yarasın şeklinde bir yaklaşım vardır. Güzel. Önce farkındalık bir nöro pazarlama sektörünün böyle bir çarkın varlığından haberdar olmak, bilmek bu konuda temkinli olmayı getir beraberinde diyorsun. İkincisi de biraz evet. bekleyeceğiz. Biraz kendimize zaman tanıyacağız. Bir fırsat vereceğiz düşünmekle alakalı gerçekten buna ihtiyacımız var mı yok mu şeklinde. daha sonrasında daha verimli bir karar Alıp o şekilde alışverişe yönelebiliriz ya da e, yönelmeyebiliriz. E, şak, çok keyifliydi Musab Celal. Çok teşekkür ederim gerçekten. E, 35 dakikalık bir yayın olmuş. Aslına bakarsan e, çok az da bir zaman. E, fakat takdir edersin ki işte artık dijital medyanın e, kaldır, kaldırabileceği yük de e, ortalama belli. E, onu çok Fak. fazla açmamak için daha rahat e, izlenen içerikler oluşturabilmek için biraz zamandan tasarruf etmeye gayret ediyoruz. Ama bu bir girizgah niteliğinde oldu. İnşallah bunu daha derinleştireceğimiz bir sohbette de yapmak isterim ilerleyen süreçlerde seninle. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. İnşallah dediğin gibi daha detaylı konuşur, daha güzel sohbetler ederiz umarım. İnşallah. Eksik olmayasın. Çok sağ ol. Aziz izleyenlerimiz Mavera TV'nin bu haftada Mavera Sanat programımızın bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta konuğumuz nöropolitik ve nöropazarlama uzmanı, çok kıymetli arkadaşım, başarılı arkadaşım Musab Celal Karay'dı. İnşallah Mavera Sanat'ın yeni bölümünde yeni konuklarla, yeni konularla tekrar huzurlarınızda olacağız diye ümit ediyoruz. Sizleri de bekleriz efendim. Hoşçakalın.